Emreko'nun yeni bir bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün enteresan bir bölüm yapayım dedim. Ben de artık eve sığınıyorum. Merhaba, Emreko'nun yeni bir bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün enteresan bir bölüm yapayım dedim. Çünkü yine seçim haftasındayız. Yine çok izleneceğini düşünmediğim bir bölüm olacak. Çünkü herkes seçim meçim durumlarıyla alakalı, ben de dahil, ülkemizin geleceği için. Ve bu yüzden de aslında çok uzun süredir takipçilerimizden gelen bir isteği gerçekleştireceğiz. Şu anda kendi evimden çıkıyorum ve sabah 7 burada arkadaşlar. Florida Seminole'dan şu anda çıkış yaptım. Ve çok uzun süredir deniliyor ki işte Amerika'nın iyi ve kötü yerlerini çekseniz yaşadığınız yerde. Bugün öyle bir şey yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Hem çalışacağım hem de kayıtlı olacağız. Bugün Lyft yapıyorum. Hani Lyft nedir diye bilmeyenler varsa Uber, Lyft ikisi de aynı. Ben bugün Lyft yapacağım. Farklı bir Lyft videosu olacak bu. Yani çok Uber, Lyft videosu yapan arkadaşlar olduğu için ben öyle klasik bir Uber, Lyft videosu yapmayacağım. Gerek duymuyorum çünkü milyonlarca kez yapıldı. Aynısını yapmanın bir anlamı yok. Ben bu işte nasıl çalışılır, neler yapılır, nasıl bir araç almanız lazım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz, nasıl insanlarla karşılaşıyorsunuz gibi şeylerden bahsedeceğim ve Amerika'nın iyi ve kötü yerlerini de çekmiş olacağız. Florida Seminole'da yaşadığımız yer için konuşuyorum. Yoksa Amerika büyük bir kıta, hepsini çekmemize ömür yetmez arkadaşlar. Hadi bakalım, o zaman başlayalım. Zaten şu anda da hem de işe başlamış durumdayım. Lyft'imi açıyorum. Sizlerle birlikte bakalım müşteri gelecek mi? Ve bugün bol bol ride yapacağım. Ama onları paylaşmayacağım arkadaşlar. Hem müşteri gizliliği açısından, insanların özel durumlarından çoğu kişi istemiyor. Zaten dedim ya, çok fazla yapıldı. Benim de yapmamın bir anlamı yok. Güneş de başladı. Gözlüğümüzü de takalım. Çok artistsin, sürekli gözlük takıyorsun falan. Arkadaşlar burada duramıyorsunuz gözlüksüz. Güneş ışınları çok dik açıyla geldiği için Florida'da hava kapalıyken bile böyle güneş gözlüğü takmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, Uber Lyft videoları neden gelmiyor? İşte bu yüzden gelmiyor abi. Yani müşteri biniyor, iniyor, onunla geyik yapıyorsun falan. Bazen aynı şeyler, hiç muhabbet ilerlemiyor, aynı şeylerden konuşuyorsun. Çok ilginç şeyler olmayınca da onları koymanın bir anlamı yok. Ve dediğim gibi çoğu kişi yaptığı için de ben yapmayacağım. Bu arada şu anda Florida Seminole'dan, bizim evin olduğu yerden çıkıyoruz. Buralar, hani kendi mahallemiz diye söylemiyorum, çok güvenli ve güzel yerler arkadaşlar. Şimdi nereleri iyi yerler diyoruz ya. Hadi eğer müşteri gelmezse sahile bir inelim. Ben şu anda online oldum Lyft'te. Ve dediğim gibi şu anda saatler sabahın 7'si burada. İşte 7.05 falan oldu şu anda. Bugün 12 saat çalışmayı planlıyorum. Yani akşam 7'de bitireceğiz. Bu da böyle bir video olacak. Bakalım nasıl olacak, merak ediyorum. Şimdi ikinci müşteriye gidiyoruz ve karşıda da yağmur bulutlarını görmeye başladım. Vallahi yağmurda bu işi yapmayı sevmiyorum çünkü araba batıyor arkadaş. Ben titiz adamım. Ben arabasını temiz kullanan, temizliği seven bir adamım. O yüzden çamur içinde kalıyor her yer. Bir de bunlar çok dikkatsiz abi. Umarım yağmur yağmaz ama ilerleyen saatler göreceğiz. Yağacak gibi duruyor. Bu arada bu işte bir günde arkadaşlar bazen 300-350 mil yaptığım oluyor. Aşağı yukarı
500 kilometre. Yani buradaki Amerika'nın işte büyüklüğünü düşünün. Bir yerden bir yere gitmek inanılmaz zaman alan bir şey. Ve mesafeler çok uzak olduğu için de işte böyle gün içerisinde, yani sıradan bir iş gününde 500 kilometre, yani şehirler arası yol yapıyorsunuz Türkiye'de 500 kilometre git gel. Ya da bir yere gidiyorsun 500 kilometre. Ben onu standart rutin bir Uber Lyft gününde yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Largo diye bir yere gidiyoruz. Orası da böyle orta kesimin oturduğu yerlerden biri. Ne çok iyi ne çok kötü diyeyim. Orta. Zaten videoda izleyeceksiniz, birçok yerde aynı standart ev modeli ve sokaklar var. Yani hiç anlamıyorsunuz. Hani o zengin sokaklarından, müstakil evlerden, zengin müstakil evlerinden çıktığınız yerlerden sonra aşağı yukarı buradaki inşaat konsepti birbirine çok benziyor. Çok farklı dizaynları, çok farklı mahallelerde ve yerlerde görüyorsunuz. Evet. Yağmur bulutları da üzerimize çökmeye başladı. Bugün zaten yağmur gösteriyor. Kimler bu işi yapabilir? Bu müşteriyi bıraktıktan sonra konuşuruz. Çünkü onunla ilgili de çok sorular geliyor. Bugün de en azından bu Uber Lyft işleriyle ilgili gelen soruları böyle tam merkezinden, işin merkezinden yanıtlayayım arkadaşlar. Cam Ağar diye bir adam alacağım. Cam Ağar. Bu nasıl bir isim lan? Cam Ağar. Hani Jammer değildir diye düşünüyorum. O başka bir şey çünkü. Ben bunu Cam Ağar diye okudum. Ama tabii burada çok farklı şekilde okunuyor isimler. Sen bir şey diyorsun, o başka bir şey söylüyor. Pronunciation çok farklı arkadaşlar. Bu da Türkiye'den ayrılan özelliklerinden biri. Şöyle dönelim, hop, sitenin içine girelim. Evet, bir siteye geldik. Şöyle sağa doğru gidiyor. Evet, gidelim. Şu gördüğünüz speed bump'lardan, yani bizdeki kasis olayından nefret ediyorum ama buradaki bütün işte bu gördüğünüz sitelerde, bunlara kondo diyorlar arkadaşlar, bu tarz evlerin olduğu yerlere. Genelde böyle site konsepti. Böyle iki katlı yerler, bunlar kondo oluyor. İşte biraz aplikasyonu nasıl kullanıyoruz ondan da bahsedeyim. İşte yolculuğu aldığınızda kabul ediyorsunuz. Ondan sonra işte böyle sizi lokasyonu otomatik olarak, genelde Google Maps'i kullanıyorum ben. Bir de Waze diye bir uygulama var. Onunla çalışıyor Lyft. Ama ben Google Maps'çiyim arkadaş. O yüzden Google Maps'i kullanıyorum. Aldım, geldim böyle. Geldikten sonra ben geldim diye butona basıyorum. Ondan sonra bir 5 dakikası var müşterinin. 5 dakika içinde geldi, geldi. Gelmedi, mesaj atıyoruz. Sonra olmadı, arıyoruz. Cevap vermezse artık sen, geldiğin parayı sana ödüyor. Eğer gelmezse müşteri. Yani mağdur olmuyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü müşteriye gidiyoruz ve güzel bir yere gideceğiz. St. Petersburg'a gideceğiz. Hazır, müşteriyi almamıza 8 dakikamız var. Biraz sohbet edelim. Evet, bu işi kimler yapabilir? Özellikle şimdi Green Card'da gelen arkadaşlar da var. Ne yaparız, ne ederiz, onları soruyorlar. İşte Lyft, Uber yapabilir miyiz? Social Security'nizi aldıktan sonra artık Lyft, Uber'e başvurabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Bir kere zaten Amerikan ehliyetinizin olması lazım. Önce ehliyetinizi alacaksınız. Ha, ehliyetinizi aldınız, olay bitiyor mu? Bitmiyor. Bir kere Uber bir yıllık Amerika ehliyeti olmadan, yani bir geçmişiniz olmadan sizi sisteme kabul etmiyor. Bilginiz olsun. Yani şimdi soru soran arkadaşlar var ya, gelip hemen Uber Lyft yapabilir miyim? Abi Uber yapamaz. Uber diyorlar bir de bu arada. Biz Uber diyoruz ama onlar Uber, Uber diyen var. Yapamazsınız. Maalesef. Ben de yapamıyorum. Hani neden Uber yapmıyorsun diyenler var ya. Abi işte yapamıyorum çünkü bir yıllık ehliyet istedi. Aradık bilmem ne, müşteri hizmetleri, görüş et falan filan. Yok abi, yaptırtmıyor. Ama mesela delivery işi, taşımacılık işi yapabilirsiniz. Paket taşıma, yemek dağıtma vesaire.
Ha lift nasıl yapabilirsiniz? Ben de anlamadım. Benim 2 aylık falan ehliyetim varken 2-3 aylıktı galiba. Lifte başvurdum ve kabul etti. Ben de anlamadım yani. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Belki de denk geldi. Siz de başvurun. 1-2 aydan sonra veya hemen belki sistemde bir açık vardır, ihtiyaç vardır. Genelde lift biraz daha esnek. Ama hangisi daha kaliteli diye sorarsanız benim aldığım geri bildirimler, arkadaşlarımdan da duyduğum Uber'in daha kaliteli olduğu, daha fazla para kazandırdığı, müşteri kitlesinin de daha iyi olduğu. Çünkü liftte maalesef biraz daha böyle tip ödemeyen bir kitle var. Çok az tip alıyoruz. Tip alamayınca da bu iş çekilmiyor bazen. Ya bonus kovalamanız lazım. O da ayrı bir konu ama onu da bahsedeceğim. Kimler yapabilir? İşte dediğim şekilde gelip bu işlemlerini halleden arkadaşlarımız bunu yapabilirler. Hesap kiralayanlar falan varmış. Ben tavsiye etmiyorum. Başınıza büyük işler açılır. Kaza yaparsınız. Başka bir şey olur. Müşteriyle bir problem yaşarsınız. Başınız belaya girer arkadaşlar. Yapmayın. Başkasının hesabıyla bu işleri yapmayın. Kiralık falan böyle işler yapan arkadaşlar var. Ben tavsiye etmiyorum, söyleyeyim. Hani ben her şeyin yasal yoldan yapılması taraftarıyım. Çünkü burası Amerika, burası Türkiye değil. Başınıza çok iş açılır. Kurtulamazsınız yani. Abi dayım bilmem kimdi, işte amcam onu tanıyor falan, burada olmaz, yemezler. Adamı atarlar içeriye. Uğraşır durursunuz, hayatınız mahvolur. 3 kuruş para kazanacağım diye bu risklere girmeyin derim. Bir kere araba kullanmayı sevmeniz lazım arkadaşlar. Araba kullanmayı sevmeyen biri burada bu işi yapamaz. Çok zor. Araba kullanmayı seviyorsanız keyif alırsınız. Yani sevmiyorsanız da hani zorunluluktan ne yapalım abi, artık yapacak bir şey yok falan diyenler varsa, yapacak bir şey yok zaten. Fakat kötü kazanmıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yani sıradan bir yere girip çalışmaktan bence daha iyi. Yani en azından benim görüşüm o. Boş zamanlarınızda yapabiliyorsunuz. İşte böyle boş zamanlarımı nasıl değerlendireyim, nasıl değerlendireyim? Ben de böyle değerlendiriyorum. Ve burada hani şey kompleksi de yok Türkiye'deki. Oo bak taksici mi oldun oralarda falan diyenler olabilir. Burada hiç önemi yok arkadaşlar. Burada bir kere kimse size yaptığınız işle saygı göstermiyor Türkiye'deki. Yani yaptığınız işle değerlendirilmiyorsunuz. Ha var mıdır? Vardır. Ama genel olarak öyle değil. Herkes burada eşit. Herkes aşağı yukarı aynı standartlarda yaşıyor. Bir şeye sahip olmak çok zor değil. O yüzden de ne iş yaptığınızda çok kimse ilgilenmiyor. Önemli olan para kazanmak. Benim zaten hayattaki hep bakış açım buydu. Ama Türkiye'de title'lar konuşuyor. İşlerin İşte böyle havalı civalı olması konuşuluyor değil mi? Biz de öyle bir iş yapıyorduk işte Türkiye'de. Medya sektöründe çalışıyorduk. Radyo televizyon işindeydik. Oo havalı. Bilmem ne grubundayım. Plazalarda falan filan. Abi gerek yok ya işte. Kendi işinin patronusun. Sürmeyi de seviyorsan benim gibi dünya sana güzel. Ve bu işin en güzel tarafı nereye gideceğiniz belli değil. Sürekli geziyorsunuz. Yer öğreniyorsunuz. Paradan daha kıymetli. İnsan tanıyorsunuz. Çok acayip insanlar iniyor biniyor. İyisi de var, kötüsü de var tabii. Ama benim gibi böyle dashcam'iniz varsa sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir de bu Florida Tampa Bay Area diye konuşayım. Çok hadi Tampa'yı biliyorsunuz daha çok, o yüzden. Tampa Bay Area olarak geçen bölümlerde burası suç oranının en düşük olduğu yerlerden biri. O yüzden bu işleri yaparsanız işte başıma bir şey gelir falan. Valla ben 6 aydır yapıyorum. Başıma hiçbir şey gelmedi çok şükür. Umarım gelmez ama tabii kameranın etkisi var. Kamera olmasa sakat yerlere giriyoruz. Başımıza bir şey gelebilirdi. Kesinlikle kamera tavsiye ediyorum. Kimler yapabilir bölümünde hani hemen gelip iş bulamayacaksınız. Bir historiniz, bir geçmişiniz olmadığı için birçok yerde sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden hani hemen geleyim para kazanmak istiyorum diyenler varsa Uber Lyft yapabilirler ama anlattığım şartlarda. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar kazanacağınız bir sistemin içerisindesiniz. Size kalmış. Ama zaten maksimum iki sistemde de 12 saat çalışabiliyorsunuz. 12 saatten fazla araba sürmenize izin vermiyor. Uber'de, Lyft'te aynı. Zaten bence de olan o. Normali o yani. Bence normali o çünkü kaza yaparsınız. Sıkıntı olur. Evet, şimdi böyle bir konteyner evlerin olduğu yere geldim arkadaşlar. İşte burada da daha böyle alt gelir seviyesinde hani çok büyük para vermeyip işte parası yetmeyen hani
daha böyle makul bir ev alayım da orada yaşayayım diyen insanlar yaşıyorlar ama çok enteresan. Bazen bu konteyner evleri denizin dibinde bile görüyoruz. Öyle yerlere gelirsek de çekerim, bahsederim size videoda. Enteresan değil mi? Bizde olacak iş değil. Yani denizin dibinde konteyner ev mi olur? Hani alt gelir grubundan insanlar yaşayabilir mi? Burada yaşıyorlar. Kötü de değil ya. Baksanıza ne kadar şirin değil mi? Hani fiyatlarını bilmiyorum ama hani 100 bin dolar olduğunu zannetmiyorum. Yani 50 bin, 60 bin dolar. Hadi maksimum 100 bin dolara bu evleri satın alıp yaşayabilirsiniz gibi geliyor bana. Evet, yaşlı bir amcamızı alacağız muhtemelen buradan. Genelde burada yaşlılar oturuyor. Alan adı. Evet, şimdi de bonus yakalayalım bari arkadaşlar, değil mi? Bonus olan bir yere gidiyoruz. Yani bonus nedir? Sürüşünüze ek olarak 3 dolar, 4 dolar, 5, 6, 7, 20'ye kadar giden bazen bonuslar oluyor. Bunlara ek tutarlar kazanıyorsunuz bunları yakaladığınızda. Evet, bugün minik bir Amerika turu olacak aslında. Florida, Tampa Bay Area ile alakalı. Ama gördüğünüz işte bu standart evler var hep. Yani şu standart bir konsept bakın. Tek katlı, işte önünde bahçesi, kapalı garajı, bu evler standart. Burada herkes alabiliyor. Ve az önce gittiğimiz evlerin fiyatını da müşteriye sordum. Dedim bu konteyner evler burada kaç para? Adam dedi ki 50-60 bin dolardan başlıyor. Yani doğru söylemişim. İşte maksimum dedim ya 100 bin dolar olur. Ki o kadar yokmuş. Kiralık fiyatları da 800 dolarla 1200 dolar arasında değişiyormuş. Gelir durumu altlarda olan, daha hani onu verebilecek insanlar diyeyim. Genelde de alt gelir grubu buralarda yaşıyor. Konteyner evlerde. Çünkü işte 50-60 bin dolara ev alıyorsun abi. 50 bin birime düşünsene. Türkiye'de motosiklet alamıyorsun şu an 50 bin birime. Burada 50 bin birime ev alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha şunu ekleyecektim. Kimler bu işi yapabilir? Mutlaka İngilizcenizin temel şeyleri anlayacak, müşterileri anlayacak, onlarla biraz diyalog kurabilecek halde bir İngilizcenizin olması lazım. Ben tabii çok konuşmayı da seviyorum, sıkılabilirsiniz ama anlatacağım bugün. Uber, Lyft'in farklı yönlerini göreceksiniz. İşte müşteri indi bindi geyik yaptık, bu değil abi. Benim yapacağım Uber, Lyft bu değil. O yüzden biz de farklı bir şekilde katkıda bulunalım. Hem bu işin iyi yanları, kötü yanlarını anlatalım. İyi yanlarından bahsedecek olursam, kendi zamanınızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Standart bir yere girip de çalışmaktan daha fazla para kazanıyorsunuz. Eğer garson değilseniz ve bahşişleriniz veriliyorsa. Çünkü bazı yerlerde baktım ki garsonların bahşişleri verilmiyormuş arkadaşlar. Öyle bir duyum da aldım. Garsonun amacı zaten bahşişten para kazanmak. Yoksa saat ücretinden garsonlukta para kazanamazsınız. Onun haricindeki standart işler burada 15 dolar. Kaçak çalışmıyorsanız tabii. Yani kaçak çalışanların benim duyduğum kadarıyla 8-9 dolarlara falan çalışıyorlar. O da çok düşük bir ücret. Uber, Lyft'te işin durumuna göre ama genelde 15 dolardan fazla kazanıyorsunuz saatte. Onu söyleyeyim. 20-25'leri buluyor bazen. Bu bölgeler için konuşuyorum. Ama iş olmadığında bazen daha da az kazanıyorsunuz. Tamamen değişen bir kazancınız var. Flexible yani. Değişebilir. St. Petersburg sınırlarına girdik ama St. Petersburg'un merkezinde değiliz. Merkezde daha farklı evler göreceksiniz. Ama dediğim gibi standart hayat bu arkadaşlar. İşte böyle yaşıyorlar. Evet, çok iyi yerler değil mesela şu anda buralar. Mükemmel değil yani. Zaten evlerin şeklinden, şemalinden anlaşılıyordur. Bahçelerin bakımsızlığından görüyorsunuz. Genelde ben öyle anlıyorum. Bu işi yapıyorsanız arabanız çok önemli. Arabanın yakıtı çok önemli. Hani baştan ben de diyordum, bir ara Tiguan'la yapıyordum bu işi. Hem Tiguan'la yapmamaya karar vermemin sebebi çok mil yapmaya başladık. Arabayı dedim yıpratmayayım. O kadar mile gerek yok. Çünkü mili düşük bir araba almıştık. Bir de ya arabanız ne olursa olsun bir yıpranıyor ya. Bunlar inmeyi binmeyi bilmiyorlar doğru düzgün. Çok önemsemiyorlar yani. Her şeye çok kolay ulaştıkları için.
arabanızın yakıtının iyi olması lazım. İşletme yürüme maliyetinin düşük olması lazım ki cebiniz yanmasın. Çünkü bu paraların hepsi sizin cebinizden çıkıyor. Ben en sonunda gittim bir hibrit araba aldım. Çünkü bir süre sonra baktım ki arkadaş bu yakıt işi önemli. Bir süre sonra o da dedik cebimize kalsın değil mi? Şimdi neredeyse ayda 200-300 dolar daha ekstra cebime para kalıyor. Hibrite geçtiğimden bu yana yakıt maliyetim %60-70 düştü diyebilirim. How long do we gotta stay here for people we don't know? Clothes are designer, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it. Long as I can be real with you. Evet arkadaşlar, dördüncü müşterimizi de bıraktık ve şu anda harika yerlere geldik. Çünkü beach bölümündeyiz arkadaşlar ve burası gerçekten beachleriyle meşhur bir yer. O yüzden de şimdi sizi Pasada Grill Beach'in olduğu yere doğru götürüyorum. Zaten görüntülerden anlayacaksınız. Hazır gelmişiz, şöyle bir tur yapalım değil mi biz de? Bakın. Sağımız, solumuz okyanus şu anda burada. Şu sol tarafta iç deniz var. Tekne parkları burada. Şimdi şöyle bir tur yapıp geri döneceğim. Pasagrill Beach burası. Pasagrill Way diye de geçiyor bu yol. Yolun güzelliğine bakar mısınız? Harika değil mi? İşte buralar en kaliteli yerleri diyeyim. En zenginlerin oturduğu yerler. Ve bed and breakfast tarzında çok fazla da tabii konaklama evi var burada. Ve birçok böyle pansiyon, otel ama daha çok harika evler var denizin dibinde. Ben de uzun süredir gelmemiştim, iyi oldu. Bu video vasıtasıyla böyle girdim. Yani buradan müşteri çıkar mı çıkmaz. Burada herkesin 2-3 tane arabası var. Çok fazla burada Uber, Lyft kullanmazlar ama bazen misafir falan geliyor. Ya da işte yolculuk için kullanıyorlar havalimanına falan. Vallahi bir rahatlama geldi ya burada değil mi? Ne kadar güzel. Caddeler, sokaklar. Biz de ara sıra buraya denize geliyoruz. Buranın beach'i de çok güzel. O marina'ya da geldik zaten arkadaşlar, bakın. Sol tarafımız marina. Aynı zamanda işte böyle sports barlar. Birçok aktivitenin yapıldığı yerler var. Şu sol taraf işte Pasagrill Marina. Şöyle ileriden dönerim. Zaten bayağı bir uca geldik şu an böyle. Burundayız yani. Birileri de böyle hayatlar yaşıyor arkadaşlar işte. Bakar mısınız ortama? Harika. İşte yaşamlar kaliteye göre standartlar değişiyor. Oo, bunlar da limonata satıyor çocuklar. Harika. Şöyle bir uca kadar gidip döneceğim. Hani çevreyi görmeniz açısından, evleri görmeniz açısından işte nasıl hayatlar var, nasıl fark ediyor, bir anda çevre değişiyor. Onu görmenizi istiyorum. Ya bizim İstanbul'da böyle değil mi? Hani burası biraz şimdi bak bebek tadında değil mi böyle? Boğazın dibinde gidiyormuş gibi hissettim.
Al işte. Bir köprümüz yok. Buradaki köprüler farklı. Her yer köprü tabii burada. Burada köprümüz yok derken şu an burada köprü yok. Normalde her yerde köprü var. Çünkü burası sular üstüne kurulmuş bir şehir, öyle söyleyeyim size. İşte Florida'nın en iyi yerlerinden birindeyiz şu an. Şuradan gir, ya neyse düz gideyim ya. Düz gideyim. Sona kadar gideyim, döneriz. Sonra sahil tarafından dönerim. Görüyor musunuz? Bu denizin dibindeki evler tabii ki kaç milyon dolar belli değil. En zenginler bu sol tarafta yaşıyorlar. İşte burada da şu ileride gördüğünüz alanda beach başlıyor. Genelde biz buraya geliyoruz ve hafta sonu buralarda yer bulmak çok zor. Şimdi böyle boş olduğuna bakmayın. Hem ölü sezondayız, hem de erken saatler, bir de bugün yağmur yağabilir. O yüzden daha kalabalık değil. Normalde buralarda yer bulma imkanınız yok. Her yer kumsala açılıyor böyle. Her taraftan da denize girebiliyorsunuz. Ha, ilerideki yolu kapatmışlar mı acaba? Yok, açık. Evet. Evlerin haricinde işte güzel de mekanlar da var burada. Bizim de geldiğimiz yerler buralar. Burası otelmiş ama. Castle Hotel diyor. Vallahi harika. Burayı görmemiştim. Köşede kalıyor çünkü. Burası Monkey. Burası bakın. Güzel de altında dondurmacı vardır. Pasa Grill Beach'e gelirseniz tavsiye ederim bu mekanları arkadaşlar. Nerede diye yazarsanız Google'a zaten göreceksiniz. Thank you.